Merhaba arkadaşlar. Dear İstanbul'un ilk programında Valide Han'da Evrim Tüfekçioğlu'nu ağırlıyoruz. Hoş geldin Evrim. Merhaba. biraz kendinden bahseder misin bize? Müzikle ne zamandır uğraşıyorsun? Sektörde neler yaptın? Tamam. Şimdi ya çok küçük yaştan beri müziğe karşı çok büyük ilgim vardı. İşte konservatuarlardan sektim, olmadı falan bir şeyler derken hep her türlü müzik dalına, yani müzik türüne çok fazla ilgim oldu. Yani işte popçu oldum, rapçi oldum, rockçu oldum, işte acid house'cuydum bir dönemler. Onların hala kasetlerini saklarım. 8-8-16 parça geçen gün düşünüyordum. Bütün gün onları dinliyordum. Şimdi ne kadar tahammülümüz yok yani hani aynı parçaları üst üste dinlemeye diye. Hep de işte doğum günlerindeki o DJ, müzik çalan insan ben olurdum. İşte lisede lakabım jukebox'tı. Hep müzikle çok fazla yakından ilgim oldu. Öyle uyurken bile müzik dinleyerek uyurdum. Derken tabii İstanbul'a ayak basışım, turizm sektörüne girişim ve beni Maslak'ta işe başlayışım. Ne zaman geldin peki İzmir'den? 97 senesinde. 97 senesinde. Hı-hı. Evet, üniversiteyi bitirdikten sonra geldim. Maslak Venue'de ilk açılışıyla beraber çalışmaya başlamam, müzik sektöründe birçok insanla, birçok promoter ve müzik türüyle tanışmama sebep oldu. İşte Urban Buck zamanında, telefonun çalıyor galiba. Derken başka basamaklar en son 2012'de bir Berlin maceram oldu. Orada bir süre kaldım. Oradaki kulüpleri çok fazla gezdim. Yani esasında elektronik müzik dinlemek ve partilemek için gittiğim bir dönemdi orası. Oradan da birazcık böyle bir şeyler ala ala bir gezi, yani Türkiye'ye geri gezi sırasında, ne denir ona işte, Türkiye ziyaretim, evet, sırasında. bu sırada da eski Gode olan ve yaklaşık 7 senedir de karaoke bar olarak işlettiğimiz mekan, benim işlettiğim mekanı, ne yapsak ne etsek işte artık her yerde karaoke bar, burası da olmuyor falan derken, ya işte bir kulüp açsanıza, İstanbul'un ihtiyacı var derken, o gidişim bir daha Berlin'e dönmemek üzere bitti. Ve İstanbul'da kalma kararı aldım. Ve de kulüp karaoke'nin alt katı eski Gode yine tekrardan elektronik müzik mekanı oldu. İsmi de Wake Up Call oldu. Zaten evet, siz de çok iyi tanıyorsunuz. Efendim, aynı ekipten. Beraber kurduk orayı. Müzik mi daha önde senin için, ya da zevk aldığın bir şey sence? Yoksa parti organize etmek ve o bütün o DJ'leri ve o heyecanı bir araya getirmek mi? Yani kendi organize ettiğim partide çalmak. Çalmayı mı, gitmeyi mi? Çalmayı, gitmeyi. Gitmeyi özlediğim mekanlar var daha çok. İşte eski 2000'lerin başında Gode, Magma, o dönemler. Ondan sonra ne bileyim, Park Orman'da da çok eğlendiğim oldu o büyük festivallerde zamanında. Orayı da özlüyorum. Orası da çok güzeldi, orman içerisinde. Tabii ki Wake Up Call. Yani hani kendi mekanım diye söylemiyorum ama gerçekten Ahmet Turşusu. Gerçekten çok eğleniyorduk. Çok güzel gidiyordu. Ama olmadı, devam etmedim. Önceden hazırladığımız bazı sorular var. Arada onları da sor. mesela bir yerde çalmadan önce nasıl bir hazırlık yapıyorsun DJ olarak? Yani mekana göre mi, kendi ruh haline göre mi, nasıl bir set hazırlıyorsun veya hazırlıyor musun? Nasıl gelişiyor? Hazırlamaz olur muyum? Bayağı zamanım alıyor yani. Şöyle, tabii ki İşin yani o gecenin nasıl ya da o etkinliğinin nasıl bir etkinlik olacağına göre hazırlanıyorum. İşte ne bir fir şeylerde de çaldık. Vakkorama'nın bilmem ne açılışında da çaldım. İşte bir alışveriş merkezinde, moda gününde de çaldım. Onlar da tabii ki daha farklı oluyor ama bir kulüpte bir tekno gecesinin son DJ'ysem tabii ki daha farklı bir tarzda müzik çalmam gerekiyor. Onun için muhakkak bir hafta öncesinden başlıyorum. İşte 3 saatse 3 saat, saat başı yaklaşık işte 10 parça olsa 30 parça en azından bir aklımda bir var olmaya başlıyor. Ona göre
çalıyorum. Yani muhakkak bir hazırlık oluyor. Peki kendi müziğini nasıl tarif ediyorsun? Yani sence senin müziğin nasıl? Ya, çok yani değişken. Çok değişken. Yani benim... Mesela bunu geçen hafta değil, onu belki hafta beraber çaldığımız evet. Hatta mekanda da gördük. Benim hiç daha duymadığım teknolar falan çaldı Evrim. Çok şaşırdım. Yani şaşırdım derken biliyorum ama hani bu kadar böyle tekno çaldığını bütün seti boyunca duymamıştım. Hmm. O yüzden değişken olduğunu biliyorum. Yani evet, şimdi bana diyorlar ne tür çalıyorsun? Evet. Hani bir tür çalıyorum diyemeyeceğim. Çünkü evet, her türden çalıyorum ve değişiyor yani. Bazen böyle Chicago House'cu oldum diyorum mesela. Sonra bir anda o değişiyor bambaşka. Yani Türkçe de çalıyorum setlerimde ara ara. Ne bileyim, teknodan bir anda İtalya disco'ya da geçebiliyorum. Yani değişiyor. O yüzden belirli bir tür değil. O anda benim hoşuma giden ve bunu çaldığımda gerçekten insanların eğleneceğini tahmin ettiğim parçaları. Yani böyledir benim mesela. Evde dinlerim. Ha, bacağım tempo tutuyorsa o parçada, tamam, bu parça iş yapar. Şu anda elektronik müzik sahnesini İstanbul'da nasıl değerlendiriyorsun? Ne durumdayız? Evrim. Ya esasında şu anda işte dediğim gibi 2000'lerden sonra bir düşüş, 2004'lerden sonra falan bayağı bir düşüş yaşandı. Sonra 2012'de tekrar bir çıkış oldu. O çıkış bence devam ediyor. En sevdiğin yerli şarkı mı? Türk yapımı mı? Türkçe şarkı. Ya şimdi 90'larda çok güzel altyapılı parçalar vardı zaten, işte böyle çalıyorum ya Mustafa Sandal'ı falan şeyleri, Aylin Aslımları falan. Ama şimdi bir tane de Ahmet'in, ah canım Ahmet'i çok severdim. Onun böyle o altyapıları gerçekten o döneme böyle göre çok iyiydi. Tabii adam Almanya'da falan oralarda mı yapıyordu bilmiyorum, böyle bir tık daha kaliteli geliyordu onun yapıtları. Onun mesela Hasret şarkısı var. Onu çok severdim. Hala da en çok sevdiğim parça o diyebilirim. Ben böyle tarihi mekanları çok seviyorum. Hep böyle işte 70'lerde yaşasaydım, ne bileyim işte 1900'lerde yaşasaydım, 1700'lerde, böyle hep mekanları gezerken böyle bir taşlara bakıp kalırım falan, böyle bu taş neler görmüş falan gibi. Böyle gerçekten o Eminönü'nün eski fotoğrafları, hani ilk dünyadaki ilk ekonomik, ne denir ona, trade market, ticari merkezlerinden bir tanesiymiş burası ve gerçekten çok kültür fışkıran bir semt ve ne olursa olsun hala İstanbul'da çok da değişmeyen bir yer. Yani ben 97'de doku geldiğimde olarak, doku olarak evet. Yani yoksa insan popülasyon olarak değişiyor yani sürekli ama. Yani şimdi diğer yerlere göre baktığında da değişmedi. Baktığında mesela işte Maslak 97'deki haliyle şu andaki halinin arasında binlerce fark var. Ne bileyim, bir Etiler, Cihangir, her taraf çok fazla değişti de. Buranın dokusu yine biraz böyle kaldı eski haliyle. O yüzden hala çok seviyorum burayı. Böyle canım sıkıldığında gelip dolaştığım bir yerdir Eminönü. Çok da iyi bilirim her yerini böyle. Ne nerede, hangi handa ne var. Uçan kuşlar, uçan papağanlar. Yani işte cebine 1 lira koyup gelip 1000 tane alabileceğim bir yerdi. 1 lira olmuş, şimdi 10 lira diyebiliriz. 10 lira diyelim abi. Eskiden. O yüzden gerçekten hala yeri çok farklıdır bende. İstanbul'un diğer semtlerine göre çok özel bir yeri var. Aynen. Bu piyasada kadın olmak sana yani kadın olmak. Evet, kadın işte, olmak ne? Avantajları, dezavantajları diyeyim veya yok mu? Hani böyle bir şey hissediyor musun? Şimdi şöyle bir durum var. Yani Türkiye'de ben öyle bir şey olduğunu çok fazla hissetmiyorum. Bilmiyorum var mı yok mu? Belki evet. Yani ben de hiç öyle yani belki biz işin çok içerisinde olduğumuz için mi zaten çalıyoruz? Belki öyle bir şey de olabilir. Ama öyle de değil yani. Çok iyi DJ'lerimiz var artık, kadın. Ve her yerde de çalıyorlar. Evet, belki biraz eski jenerasyon promotörler var hala festivaller. Belki onlar biraz daha erkek egemonyasında devam ediyor olabilir. Evet. Ama çok kırıldı bence Türkiye'de. Sayı arttı. Yoktu ki. Şimdi ben 2000'lerde hatırlıyorum. Bir tane
kadın DJ biliyorum ben mesela o dönemlerde. Ve bizim ekipte biraz yani bizim daha çok ekipte çok var hani evet, birebir evet, çevremizde de var da düşününce bazı projelerde de hala hiç olmuyor. Bir de yani baktığında orana kadın DJ oranına azız gerçekten az, de. Az. Çünkü aynen. Niye işte yok işte teknik evet. Zor geliyor ilk etapta. Şimdi yani zor gelmesinden çok şey olabilir. Yani herkesin kafasında işte böyle işler teknikten dolayı işte müzik, o ortam, elektronik piyasa, işte dans, DJ olmak fikri olabilir aha. Belki. Bilmiyorum hani ben öyle bir şey hissetmiyorum, yaşamadım ya da sen yaşadın ya şimdi ama. Şimdi DJ olmak için 3 tane şey bence. Bir kulağın olacak. Evet. 2 genel. Unisex şeyler bunlar. Genetik bir şey. Allah vergisi yani. 2 müzik zevkin olacak ki bence kadınların müzik zevki erkeklere göre çok daha iyi. Lezzetli yani lezzetli ve kesinlikle yani çaldığı insan yani kitleye bakan, göz teması kuran, ne bileyim mekan boşaltmayan hani erkek böyle ben çok bilirim. Gelir böyle çalar takadak tukadak takadak tukadak. Hani değil mi? Yani kadın var. Biraz daha şeydir. Daha hassas belki bu konuda. Dinleyenlere, daha şey, evet. Dinleyenlerle göre, yani ne denir ona işte ya? İletişim, empati iletişim, kurar iletişim falan filan. 3 de tekniktir. Orada kadınlar şey yapıyor işte, eli kendi kendilerini eliyorlar işte. Kablo, düğme çok sevmiyor ya kadınlar geneli. Yani bunu şey yapmak istemiyorum tabii. Çok iyi bilenler de var bunu. Öyle kodlanmış ama, çünkü kadına küçüklüğünden evet, beri. Evet yani sen kablo aynen, takmazsın. Aynen. Erkek evet, takar kabloyu evet, falan ya. Evet. Erkekler için de hiçbir şey değildir. O yüzden o zaten o tekniği bir atlasa belki çok fazla kadın DJ olacak dünyada da. Ama o böyle hep bir bence engel oluyor. O yüzden işte ha. Kadınlara yardım ol dedim. Kablo konusunda. Düğmeler konusunda. Yani işte sen de kaç tane arkadaşımız sana soruyorlar ya ya öğretsene öğretsene yani ellerinde playlistler falan çok güzel parçalar hepsinde. Ama hani bir o teknik kısmını bir açsalar ha. Uçup gidecekler de oraya bir yer, evet, şey yapmaları gerek. Evet, evet. Aynen. Çok basit esasında da işte bir evet. Böyle rengarenk düğmeler 5000 evet. Tane üstünde falan korkutucu geliyor ilk etapta. Aynen. Peki bu zamana kadar gerçekleşen iptaller hakkında ne düşünüyorsun? DJ'ler, neler oldu? Evet, performanslar evet. Oldu bir sürü. Evet. Bu yansımıştır da zaten. İşte yeni çocuğum oldu, eşim kızıyor. Türkiye'ye gitmeme endişeleniyor. Yani bir yandan düşününce tabii ki anlayış da göstermeye çalışıyoruz. Bazı işte daha böyle star dediğimiz DJ'lerden iptaller geldi. Hiçbir açıklama yapmadan Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor gibi. Tam o hafta sonu Suma Beach'te Dixon'ın Cuma günü gecesi vardı. Biz böyle acaba gelecek mi gelmeyecek mi ne olacak? Çünkü böyle bir anda hayat durdu. Özellikle işte bizim etkinlik sektöründe de bir hayat durmuştu. Ve mesaj attık işte hani Dixon nedir? Hani sanki böyle çok saçma sapan bir soru atmışız gibicesine Dixon'dan benim cep telefonuma mesaj geldi. Hani bu zamanlar içindir elektronik müzik ve bu zaman yapmayacaksak biz hani nasıl bir kültürü destekliyoruz? Yani evet. Çok hani şu anda gerçekten evet, tüylerim evet. Diken diken evet. Ve geldi çaldı ve o gün 800 kişi geldi Suma Beach'e esasında çok daha büyük tabii bir kitleleri ki. Beklerken tabii ki. Ama öyle bir geceydi ve öyle bir sabahtı evet. Ki o yani adam öyle bir böyle o enerjisini verdi o insanlar öyle bir eğlendiler öyle bir öyle bir. Aynı hafta sonu cumartesi Behruz ve Mystic Bill de gelmişti. Evet. Yine aynı evet. Ki bazı iptaller olmasına rağmen bir onların da evet. ismini geçirmek evet, evet. istedim. Kesinlikle. Yani daha önce de sorularınızda söylediğim gibi elektronik müziğin çıkışı esasında biraz underground bir kültürden çıkıyor. İşte insanların esasında bir araya gelip işte dans etmesi, belirli bir moral mutlu bulması. Moral bulması evet. Meditatif bir özelliği var esasında ve bunu destekleyen bir kültür evet. Elektronik müzik.
Çok teşekkür ederiz. Bir çok şey keyifliydi. Teşekkür ederiz. Evet. Teşekkür ederim. Bir de evet ilk konuğumuz olduğun için de ayrıca mutluyuz. Aynen. Aynen. Evet. Bizim de ilk röportajımızda bir kusurumuz olduysa... Partimizde olacak mı? Aa, partimiz tabii ki olacak. Ayrıca... Partimiz zaten bu röportaj 17'sinde yayınlanacak. Zaten röportajımız da aynı gün yayınlanacak. Yani bunu izledikten sonra... Şu an Evrim, dans ediyoruz arkadaşlar. Birazdan dans etmeye başlayacağız. Teşekkürler. Hadi. Ben resmen... Artık sanıyorum yani.